Batı Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Lidya Margosyan'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunda yaptığı konuşmayı sunuyoruz. Amerikan Kızılderililerinin Tupac Amaru Hareketi, Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi, Madde 5, İnsan Haklarını Korumaya Yönelik Yapılar ve Mekanizmalar. Azınlıkların ve yerli halkların haklarının ciddi ihlalleri de dahil olmak üzere aşırı yoksulluğun nedenlerinin görmezden gelinmesi zihnimizde bulunmamakla birlikte piyasadaki kör yasaların yönlendirmesiyle hareket eden aşırı liberallerin ilkelerinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü ulusal azınlıklara ait olan insan hakları, kültürel, soy bilimi ve dilsel konulardaki azınlıkların haklarını korumakta başarısızdır. 1966 yılında kabul edilen medeni ve siyasi haklarla ilgili uluslararası sözleşmenin 27. maddesi ki Birleşmiş Milletler'in ulusal, soy bilimsel ve dilsel azınlıklar hakkındaki bildirgesidir. Fakat 1992'den bu yana devletlerin siyasi iradesinin eksikliği nedeniyle uygulanmamaktadır. Batı Ermenistan'da yerli Ermenilerin yok edilmesi, jenosit yani soykırım terminin yaratılmasına temel oluşturmuş ve uluslararası hukuk alanında kodlanmasına yol açmıştır. Soykırımdan kurtulanların nesilleri, atalarının topraklarına dönme hakkını ve kendilerine ait ulusal değerlerin ve insan rezervi genlerinin Türkiye tarafından yasa dışı özelleştirilip içselleştirilmesinin yargılanmasını talep etmektedirler. Şu anda Türkiye, NATO güçleriyle birleşerek, birlik olduğu cihatçılarla gizli anlaşarak, ayrıca Batı'nın da olurunu alarak, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin şehrinde yaşayan yerli halklara ve azınlıktaki Kürtlere yönelik askeri saldırıda bulunmaktadır. Tupac Amaru, Dünya Barış Konferansı ve yerli otokton halkların temsilcileri, Türkiye'nin egemen bir devletin topraklarına saldırmasını yargılayan, ayrıca orada yaşayan yerli sakinleri ve sivil kişileri korumak için Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran bir metni imzalamışlardır. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Cenevre, 15 Mart 2018.